Öyle bir Temu bataklığına düştüm ki geçen gün. Neler neler ekledim listeye. Hazır böyle bir durumda olmuşken camı açmak istiyorum ama sinek buluyor. Yani yapacak bir şey yok. Senin anası. Ama Antalya usulü. Konuşmuşum. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Sürpriz. Turuyoruz ne güzelle gidelim. Hayvanlar aleminin kralı Chelsea. Bağırarak konuşan İngilizler. Bak bakalım burada ne yazıyor. İlginç bir detay. Arkalarını, önlerini. Oh! Çok güzel oluyor be. Deodorant da sıkarız sana şimdi Chelsea. Yeni bir vlogdan merhabalar. Hoş geldiniz. Chelsea ayağımın dibinde tabii ki. Görmüyorsunuz şu an ama. Bu önümdeki benim bu masam var ya, buradan gözükecek mi acaba? Bilmiyorum, şurada işte duvara dayalı olan. O masanın çekmecelerinden biri. Ben şöyle bir şey yaptım. Buna ütü koymuştum ya. O ütünün de şöyle göstereyim. Bu su koyduğunuz yerin kapağı kırık. Yok yani. Ben buna su koydum. Sonra çekmeceye koydum. Yani düz bir şekilde duruyordu. Suyu niye aktı bilmiyorum ama suyu akmış ve çekmecenin içinde bu şekilde, bilmiyorum gözüküyor mu, şöyle göstereyim, küflendirdi. Bir de hatta yanında masa örtüsü vardı, onu da küflendirmiş. Bu bahaneyle aklımda olan bir şey vardı. Bu büyük kesme tahtası var ya IKEA'da satılan. Bunu kullanırken sizin 6 ayda bir zımparalayıp yağlamanız gerekiyor bu tahtayı, yani sağlık açısından. Hazır böyle bir durumda olmuşken ikisini birden zımparalayalım. Şimdi bunu yapacağız. Şöyle zımparalarım vardı. Kalından inceye bir sürü. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çeşit fişi bile duruyor. Daha 7 taneli bazıları. Bazıları daha ufak. Bununla diyorum bu işe bir girişelim. Hava o kadar iyi ki bu arada. Güneş çıktı. Sabahtan 2 gündür güneşli aslında. Kara sinek doldu eve yine. Ya camı açmak istiyorum ama sinek buluyor. Yani engelleyemiyorum, o yüzden yapacak bir şey yok. Etrafta sinek görürseniz sebebi budur. Kış gelince gidecekler diye ümit ediyorum. Şimdi ben hangi kalınlıktaki zımparayı kullanacağımı bilmiyorum. O yüzden şöyle ortadan seçiyorum. Ortadan bir tane kullanacağım. Bunu keseyim bir. Şöyle acaba nasıl yapsak? Ufak bir parça. İnce, ufak. Şöyle okey bence. Bunu da ikiye böleyim. Tamam. Kesme tahtası daha basit olacak. Çünkü düz yüzey. Bunun böyle içini yapmam gerekiyor. O yüzden bundan başlıyorum zordan. Bu tabi içi mukavva olduğu için şöyle soyuldu. Ama basit oldu. Tamam, bunun içini boşaltır bir silerim. Bunu hallettik bence. Kesme tahtasını ise şöyle cam kenarında yapacağım ki her yer toz olmasın. Ben de ağzıma yüzüme kaçmasın yani tozlar. Şöyle camı açalım. Kamerayı şöyle dışarıya koyalım. Muhtemelen çok ses gelecek ama yapacak bir şey yok. Düşündüğüm kadar zor olmadı. Sadece üst yüzeyini yaptım. Aslında bu iki taraflı bir böyle tahta ama
Yani biz bu yüzeyini hiç kullanmadık. O yüzden gerek olduğunu düşünmüyorum orayı zımparalamaya. Üstü de zımparaladım ama acaba şöyle bir ıslak beze sildim ya şimdi tozlarını aldım. Acaba böyle bekleyip bir kere daha zımparalasam mı? Ya muhtemelen yeterince zımparalamamışımdır. Daha derin ve daha fazla zımparalamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama bilemiyorum. Şimdilik böyle bir bırakayım kurusun. Sonra belki yine zımparalarım. Bir de zeytinyağı süreceğim en son üstüne. Şunu da tozlarını bir süpürgeyle çekeceğim. Cillop. Kutuyu geri koyuyorum. İçine su koymadım bu sefer. Ama koymayayım. Bir saniye. İçini şimdi biraz nemli bezle sildim ya. İyice bir bu da kurusun, ondan sonra halledeyim. Yine küflenmesin. Bu arada bir şey diyeyim mi? Öyle bir Temu bataklığına düştüm ki geçen gün. Bir önceki vlogda demiştim ya. Aynı anda iş yaparken konuşmak bir saniye. Bir önceki videoda bahsetmiştim ya, gözlük işte Temu'dan alacağım diye. Gözlük bakmak için girdim. Sonra neler neler ekledim listeye. Şey, sepete yani. Ama neler neler. Ve çıkamadım. Siparişimi vermem tam bir gün sürdü. Sabah başladım, akşam yatmadan önce siparişi verebildim. İlk alışverişim değil bu Temu'dan. Daha önce poster almıştım bir sürü. Ondan sonra şu tereyağlığı almıştım. Ben yürüdükçe yer sallanıyor. O yüzden kamera da sallanıyor olabilir. Sonra bir de Chelsea'nin bu yemek ve su kabını almıştım. Ama onlar da nedense bilmiyorum, çok böyle gezinmemiştim içinde. Girmiştim, ihtiyacım olan şeye bakıp çıkmıştım yani. Bu sefer neden bilmiyorum, kilitlendim ve sürekli bir şeyler sepetime ekliyorum. Ama yani 20 parça falan oldu. Böyle 20 parça şey falan ekledim sepete. Hepsi de bu arada gerçekten ihtiyacım olan şeyler. Hani sürekli kullanmayacağım ıvır zıvır şeyler değil gerçekten. Böyle artık bir şeyler aldık bakalım. Bir hafta içinde gelecekmiş. Gelince birlikte bakarız. Bu arkadaş bir kurusun. Bu da şurada kurusun. Şimdi alışverişime bir bakalım. Yani spoiler olmasın, hepsini söylemeyeyim ama aralarından seçelim. Mesela ne var siparişlerin? Aldıklarımın arasında en pahalısı, Onur'un ihtiyacı olan bir şey vardı. En pahalısı o. Kargo gelince birlikte açar görürüz. Ama mesela bir tane bir şey söyleyeyim. Şu hani kurutma makinesinden veya çamaşır makinesinden bu hayvan tüylerini toplaması için böyle yapış yapış yumuşak bir şey almıştım. O hiçbir işe yaramamıştı. Yine aynı işlevi görecek bir şey aldım. Daha böyle süngerimsi yapıda. Şu şekilde. Bu da yani aynı görevi görüyormuş. Bakalım bunu da deneyeceğim. Umarım memnun kalırım ama çok da ümitli değilim yani. Bir de telefon kabı almak istiyorum. Böyle şeffaf bir kap almıştım ve bayağı da iyi bu arada. Amazon'dan aldım. İşte ön cam koruması geldi, kamera koruması geldi, kabın kendisi geldi. Ve bunların hepsinden ikişer tane vardı paketin içinde. Bayağı memnunum. Yedeklerim de var yani şu an. Bakın Chelsea'ye. Kayda girmeden konuşmuşum. Kayda girmemişim. Şimdi bugün Onur ve Chelsea'yi bir yere götürüyorum. Nereye gittiklerini bilmiyorlar. Ben de yani gitmedim ama biliyorum en azından neresi olduğunu. Yakın bir yer, otobüse bineceğiz. Şimdi otobüs bekliyoruz. 20 dakika yolumuz var. Sürpriz. Yani çok büyük bir beklenti olmasın da. Sürprizli bence, bir yer. Aynen, ben beğendim yani. Havasını böyle. Chelsea. Come. Bakalım hep birlikte göreceğiz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Chelsea? Duvara tırmanıyordu. Stay.
Bu arada bir tane otobüs geldi de ben koşmak istemediğim için gitti. Sen bu tarafa gelsene, ben bu tarafında durayım. Neden? Ne oldu? Şey, asmanın doğru tarafında olmak için. Ha. Derse falan bir yere. Neyse, otobüs gitti. Şimdi bir sonrakini bekliyoruz. Acaba ne zaman gelecek? Şurada yazıyor ki bak ekran var. Hi, how are you? 9 dakika diyor. Ama köpek görmez. Oturuyoruz ne güzelle, gidelim böyle. Boş zaten otobüs. Gel, ortadan geçelim direkt. Bu tarafa gideceksek eğer. Pardon, bu tarafa gidecekmişiz. Ya bu bazen ters gösteriyor. Işıklardan geçeceğiz, şuranın içine gidiyor. Deniz'cim bazen ters gösteriyorsa bir Apple'a danış. Şöyle içeri gireceğiz buradan. Chelsea yaprakların arasına daldı. Şu ışıklardan karşıya gireceğiz. Geçeceğiz. Sonra şu aradan gireceğiz. Yaşasın. Hayvanlar aleminin kralı Chelsea. Buraya geldik. Bağırarak konuşan İngilizler. Bu Amerikalı galiba. Evet. Şöyle ışık varken bir fotoğraf çekeyim ben. Organik garden varmış. Gel bakalım. Köpeğin girmesi yasaktır muhtemelen. Bir şey demiyor öyle. Şeylere falan almıyorlar. More seating diyormuş. Şeyler, farm falan, böyle çiftlik tarım yapılan yerlere falan almıyorlar genelde. Ben baktım. Bak bakalım burada ne yazıyor. Evet arkadaşlar. Şu an buranın organik bahçesine geldik. Buraya hayvan sokuşmak yasak. O yüzden sokamadık hayvanı. Böyle bir bitki. Bunlar fasulyeye benziyor ama üstünde tabii fasulye yok, ama bitkiler hala yaşıyor. Bizim balkondaki domates de yaşıyor hala ve domates veriyor. İlginç bir detay. Evet, burada 6 numaralı masa insanlar bir şeyler. Bakın burada birkaç tane greenhouse sera var. Benim dedem emekli olduktan sonra Gölcük'te bağ bahçe yapardı. Bağ bahçede bayağı bildiğimiz ev küveti vardı, iki tane. So because I want to be self-conscious of the environment. I bought a resort restaurant. Yerde yapması gerekti aslında ama çok geldiğimde çoktan bankın üstündeydi. 2-3 seconds. Biraz soğuk, üşüdük. Ama güzel orman burası. Birazcık yürüyelim. Bir 5 dakika sonra geri döneceğiz. Kahvelerimizi içtik. Thank you.
bitti mi? Tamam, o da kalsın ya. 2-3 tane daha var ya. Of. Ah, hadi bırakıyorum. Bravo. Onur'un sinek kovalamacısı bittiğine göre yemek yapmaya başlayabiliriz. Köfte yapacağım. Bayağı bildiğin anne usulü köfte. Sen anne misin de anne usulü köfte yapıyorsun? Annesin. Evet, Chelsea. Çetin'in anası. Ama Chelsea yiyemiyor benim yemeklerimi. Neyse. Soğan. Yardım söyle bana. Şöyle 500 gram kıymam var. Bunun hepsiyle yapacağım. Yardım lazım mı? Kalanını da buzluğa atarız. Yardım lazım değil ama istiyorsan gel destek ol yani. Gitti. Şöyle buzluktan ekmek kırıntısı çıkardım. Sonra geçen gün yaptığımız pankekten şöyle, pankek değil pardon, dereotlu poğaçadan şöyle şey kalmıştı. Ne bu? Yumurta beyazı. Bunu da koyacağım. Çünkü çöpe gitmez. Maydanoz. Başka yok bir şey. Büyük yaptım çünkü küçülecek zaten. Bir de böyle etli etli olsun istedim. Çok böyle küçük küçük kuru kuru olsun istemedim. O yüzden böyle büyük kalın yaptım. Köftenin yanına piyaz yapacağım. Ama Antalya usulü. Şöyle malzemelerimi buraya koydum. Burada aslında şu fasulyeyi kullanmak istiyordum ama elimde bir de böyle karışık fasulye var. İkisini karıştıracağım. Soğan, tuz, tahin. Ya da tahin. Tahin mi, tahin mi? Ne olur bence. Neyse. Zeytinyağı, kimyon, sirke, da sarımsak var. Yumurta ve limon. Şimdi düşürmeden bunu buradan buraya alacağız. Bu arada tahtayı hala yağlamadım ama birazdan yağlayacağım. Şimdi ben kişi başı bir yumurta olarak düşündüm. İki tane yumurtayı haşlayacağım. Piyazın üzerine koymak için. Bu arada aklımda kaldığı kadarıyla yapacağım. Eksik veya fazla bir şeyler koyuyor olabilirim. Emin değilim. Önce sosunu yapacağım. Şunu açayım. Fasulyeden 2 kaşık sosu için ayırıyorum. Suyuyla birlikte gelebilir. Şöyle 2, hadi 3 kaşık olsun. Tam alamadım.
Şöyle 3 kaşık. Şu kadar. Sonra üzerine zeytinyağı bolca. Şunu çıkaracağım. Biraz sirke. Sonra bir tatlı kaşığı sarımsak. Yani şey gibi oldu. Bir çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sirke, 3 kaşık fasulye, 1 tatlı kaşığı, hatta şöyle 1,5 tatlı kaşığı sarımsak, 1 çay kaşığı kimyon, böyle yarım limon sıkacağım bir de içine. Tahin de 1 çay bardağı kadar. Ama benim çay bardağım olmadığı için ölçemiyorum. O yüzden göz kararı yapacağız. Kıvam böyle püre gibi olacak. Akışkan, sıvı değil yani. Sirkesi biraz fazla olmuş. Ama güzel. Kendisi biraz geri git. Geri git. Aferin sana çocuk. Arkalarını, önlerini. Çok güzel oluyor be. Deodorant da sıkarız sana şimdi içerisine.